Veren de Allah, alan da Allah mı? Zengin eden de Allah, fakir kılan da Allah mı? Karun gibi şöyle dersek, ben bunu çalıştım, alnımın teriyle, bilgimle, dirseğimin gücüyle, bileğimin gücüyle kazandım. Bunu Allah değil, Allah vermedi bana. Ben kendim bileğimin gücüyle kazandık dersek, Karun'dan bir farkımız olur mu? Olmaz. O zaman biz Müslüman olarak şuna inanıyoruz. Bende var ama bir arkadaşım da yok. O mıymıntı mıymıntı gezdiğinden dolayı onda yok. Ben çok akıllı, çok çalıştığımdan dolayı bende var diyebilir miyim? Benden çok daha fazla çalışanlar var, benim kadar malik değillerdir. Demek ki bana o fazlayı veren kim? Allah vermiştir. Öbürüne vermemiştir. Birisi fakir, diyelim ki ben zenginim. Peki Cenab-ı Hak beni neyle imtihan ediyor? Elime fazla para verdi. Neyle imtihan ediyor beni? Bak verdim sana, bunun tamamını da sana ben verdim. Hadi bakalım. Şu vermediğim kuluma ver bakayım sen şimdi. Ben istesem hepsini ona verirdim, sana vermezdim. Şimdi sana verdim, sen de bunu Allah için benim yolumda bir harca bakalım diyor. Hayır ben harcamam dediğim zaman işte imtihanı kaybetmiş oluyorum. Yani Mevla'nın bana verdiğini, tamamını benden istemiyor, bir kısmını diyor. Ne yapacaksın diyor? Fakire, fukaraya, yetime, garip kurabaya vereceksin. Allah için Allah yolunda harcayacaksın diyor. Ben nazlandığım zaman Allah'ın verdiğini Allah'ın kuluna vermekten kaçtığım zaman bu cezayı hak etmiş oluyorum. Hakkımı, haddimi bilmemiş oluyorum kıymetli dostlar.